Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde bir matbu metin okuyacağız. Kitabımızı mümkün mertebe bitirmeye çalışacağız. Başlayalım. Birinci ders. Sosyalizmin tarifi. Sosyalizmi tetkik etmek için birbirinden çok farklı iki tarz mevcut olabilir. Sosyalizm sureti umumiyede cemiyetlerin ve daha hususi surette en medeni muasır tarzı tetkiki her alimin kendi ihtisası olan ilmin nazariye ve faraziyelerini tetkik için kullandığı tarzdan farklı değildir. Sosyalizm mücerret bir halde zaman ve mekan haricinde tarihi suret haricinde, burayı arkadaşlar çıkartamadım ama tarihi seyir sıruret haricinde, burası herhalde surettir arkadaşlar onun ya da seyirdir, bilemiyorum artık. Tarz ve tekevvünü bulunacak bir vakıa gibi değil, vakıalar ifade eden yahut etmek iddiasında bulunan bir kaziyeler mecmuası şeklinde telakki edilir. Ve bu sistemin doğru veya yanlış cihetleri içtimai şaniyete muvafık olur olmadığı, olup olmadığı gerek kendisiyle gerek eşya ile derece-i mutabakatı, mutabık tarafı araştırılır. Bu usul mesela Loravabolyo'nun kolektivizm hakkındaki kitabında takip ettiği usuldür. Bizim noktayı nazarımızda bu olmayacaktır. Sebebi şudur ki sosyalizmin arz ettiği ehemmiyet ve menfaati hiç tahfif etmemekle beraber kendisine tam ilmi bir mahiyet bahş edemez. Filhakika herhangi bir tetkikin ilmi sıfatını haiz olabilmesi için hali hazıra ait tahakkuk etmiş ve sırf akli lisan ile ifade etmek gayesini takip ettiği bir mevzuu olmalıdır. Bir ilim şeniyetin bilinmesi ve mümkünse anlaşılması lazım gelen muayyen bir kısmına ait bir tetebbudur. İlmin yegane vazifesi olanı ve olmuş olanı tarif ve izah etmektir. Her ne kadar ilmin son gayesi istikbale ait muhakemeleri mümkün kılmak ise de bu nev muhakemeler bir ilim mevzii teşkil etmez. Evet, bir paragraf daha okuyalım. Arkasından yavaş yavaş bu dersimizi bitirelim. Halbuki bunun zıttına olarak sosyalizm bitemamiha, bakın yani matbu metnin okumanın yararı arkadaşlar, bitemamiha bir harfi c'dir, tamam, he de müennes bir muttasıl zamirdir. Bitemamiha yani tamamıyla istikbale müteveccihtir. Sosyalizm her şeyden evvel asr-ı hazırda yaşayan cemiyetlerin yeniden inşasına ait bir plandır. Henüz mevcut olmayan yahut tahayyül edildiği şekilde bulunmayan ve insanların tercihine layık olarak teklif edilen maşeri bir hayat programıdır. Evet, böyle maşeri bir hayat programı olarak tarif etti. Sosyalizm bir mefkuredir. Evet, sosyalizm bir fikir akımıdır.
olandan yahut olmuş olandan ziyade olması lazım gelen şeylerle meşguldür. Demek ki sosyalizm olandan ziyade olması lazım gelen şeylerle meşguldür. Şüphesiz sosyalizm en hayati şekilleri altında bile vakaların yazdığı istihfaf etmemiş ve hatta son zamanda git gide ilmi bir tavır takılmıştır. Gayrı kabili inkardır ki bu surette içtimaiyat ilminden gördüğü hikmetten fazla bu ilme hikmeti dokunmuştur. Zira tefekkürü uyandırmış, ilmi faaliyeti ikaz etmiş, taharriyat ve tetkikata sebep olmuş. Taharriyat araştırma demektir arkadaşlar. Tetkikat zaten biliyoruz, inceleme demek. Ortaya birçok mesele koymuştur. O derece ki birçok noktada sosyalizm tarihi bizzat içtimaiyat tarihi ile mecz olmuş, yalnız sosyalizmin ilimlerden istiane ettiği nadir vaziyeti malumeler ile bunların istihraç ettiği ameli neticelerin vüs'ati arasındaki nispetsizlik nazar dikkate çarçabuk derecede büyüktür. Halbuki bu ameli neticeler sisteminin ruhunu teşkil eder. Sosyalizm, nizam-ı içtimaiinin baştan aşağı yeniden tanzimine taliptir. Demek ki sosyalizm neymiş? Nizam-ı içtimaiinin, yani sosyal nizamın baştan aşağı yeniden tanzimine taliptir. Yani iddialı bir söz. Fakat Avrupa milletlerinde ailenin hakkı mülkiyetin, siyasi, ahlaki, hukuki, iktisadi teşkilatın yakın bir atide dahi ne olabileceğini, ne olması lazım geleceğini bilmek için bu bir sürü meseleleri ve amali mazide tetkik etmiş olmak, bunların tarihinde ne suretle tahavvül ettiklerini ve bu tahavvülleri icap ettirmiş olan başlıca esbab ve şeraiti aramak elzemdir. Ancak o zaman içtimai hayatımızın hali hazırdaki şeraitine nazaran bu müesseselerin bugün nasıl olmaları lazım geleceğini kendi kendimize sorabiliriz. Halbuki bütün bu taharriyat henüz tufuliyet halindedir. Bazılarına henüz başlanmıştır. Tetkikatı en ileri gitmiş olanları bile henüz pek iptidai bir halden çıkarmamışlardır. Diğer taraftan bu meselelerden her biri kendi başına birer alem teşkil ettikleri için bunların halli bu tarz halle ihtiyacımız vardır diye bir anda mümkün olamaz istikbale ait usulü bir istikranın bilhassa bu kadar vasi bir istikranın esasları malum değildir. Nazariyatçının bu temelleri bizzat inşa etmesi lazımdır. Sosyalizm bunun için lazım gelen vakti hasretmemiştir. Hatta denilebilir ki bunun için vakti yoktur. Evet, bu sayfada kalalım. 163. sayfada kaldık. Bir sonraki derse eğer nasip olursa devam ederiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.